İzmir kadın cinayetinde ikinci durumda yani baktığımızda ve gerçekten de ciddi bir kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetinin olduğunu ve nefret cinayetlerinin olduğunu görüyoruz. İzmir'de biz tabii ki biz de basından takip edebiliyoruz. Yani bizim elde ettiğimiz verilere göre 27 kadın cinayeti, 6 şüpheli ölüm var. Bu 27 kadın cinayetinin zaten Aralık ayında son 3 tanesi öldürüldü. Ve bunların da hemen hemen büyük bir çoğunluğunun ya evli olduğu erkekler tarafından ya da boşanmak istedikleri için öldürüldüğünü görüyoruz. Biz şunu gördük bu davalarda. Yani hukukun, ya adaleti hani böyle şey gibi artık nasıl desem, tırnaklarımızı kazıyarak elde ediyoruz ki bu hani artık anayasayı bile tanımayan bir sistem var karşımızda ve aynısı işte yani anayasayı tanımayanlar dam cesareti alıyor bu kadın katilleri de. O yüzden de hani dediğim gibi karşılaştığımız en yoğun şeyler daha çok erkeklerin indirim almak için, yani haksız tahrik indirimi almak için direkt mahkemeye oynadıklarını görüyoruz. İşte namus cinayeti, ondan sonra beni aldatıyordu, yok işte bana şu lafı söyledi diye ve bunun bir karşılığı olduğunu görmeye başladık biz mahkemeler tarafından ve mücadelemizi de hep bu yönde sürdürmeye başladık. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar. İstanbul Sözleşmesi neydi? Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetini ortadan kaldırmak için bütünlüklü bir politika izliyordu. Diyordu ki işte kadın, kız çocuklarını okut, kadını iş hayatına sok, kadını toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan politikalar üret. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi dertlerini kız çocuklarını okutmak istemiyorlar. Kadını iş hayatından uzak tutuyorlar. Hele zaten şimdi bir esnek çalışma diye kadınlara yönelik bir yasa çıkarmak istiyorlar ki bu tamamen ev işini, işte evdeki yaşlı bakımını, çocuk bakımını kadının üstüne yıkmak için çıkartılmak istenen bir çalışma. Ve dediğim gibi yani bunların hiçbiri böyle bir tesadüf değil ve hepsi onların da planlı programlı. Ama onlar şunu hesaba katamadılar. Bizim kadınların hani bu tehlikeyi bu kadar çabuk görüp örgütlenip sokağa çıkabileceklerini öngöremediler ve biz hani bu temelde asla geri adım atmayacağız. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra öyle hani Cumhurbaşkanı'nın da 25 Kasım'da açıkladığı gibi kadın cinayetlerinde falan bir düşüş olmadığı gibi biz hep şeyi söylüyoruz ya, failler birbirinden öğreniyor diye. Failler şunu da öğrendiler. Artık bir kadın cinayeti olduğunda örgütlü kadın mücadelesi bu cinayetin peşini bırakmıyor. O şahıs hak ettiği cezayı alana kadar mücadelesini veriyor. Bunun en güzel örneği Pınar Gültekin davası. Yani 2 yıl boyunca kadınlar vazgeçmedi, o mücadeleyi verdi ve faal hak ettiği cezayı aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği verilere göre de Türkiye'de kadınlar artık yüksekten düşerek intihar etti deniyor. Bunun bir ters orantı olduğunu ve bizim evet savunduğumuz şeyle örtüştüğünü görüyoruz. Bunu neden failler yapıyor? Çünkü buradan kendilerini kurtarmak istiyorlar. Ama biz nasıl ki yıllardır verdiğimiz mücadeleyle bir kadın cinayeti olgusunu kamuoyuna yerleştirdiysek, nasıl hani önceden bir kadın cinayeti diye bir şey yoktu, işte ne vardı? Namus, töre, kıskançlık cinayetiydi ve bu da işte basının 3. sayfalarında yer alırdı. Ama artık kamuoyu bir kadın cinayeti olgusunu biliyor.